Herkese selam. Mart ayında karlı ve güneşli bir İstanbul günündeyiz. Bu videoda elimizde bir iPhone var ve bu iPhone'la nasıl daha iyi fotoğraf çekeriz buna bakacağız. Hem kamera yüzündeki modları nasıl daha verimli kullanabilirsiniz bunları göstereceğim. Hem de aslında pek fazla bilinmeyen bazı güzel ipuçları da vereceğim. Videoya geçmeden önce birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Video içerisinde tabii ki daha az bilinen noktalara da değineceğim ama öncelikle iPhone'la veya herhangi bir akıllı telefonla mobil fotoğrafçılık yapmak istiyorsanız veya daha iyi fotoğraf çekmek istiyorsanız ilk olarak tabii ki kamera ızgarasını açmanız gerekiyor. iPhone'da ayarlara girip buradan kamerayı seçip ızgarayı veya telefonunuz İngilizce ise grid'i aktif ettikten sonra kamera ekranınıza bir ızgara geliyor ve bu ızgara sayesinde çekeceğiniz nesnenin veya kişiyi fotoğrafa göre daha iyi hizalayabiliyorsunuz. Aslında fotoğrafçılıkta çok bilinen kurallardan bir tanesi ama yine de ilk olarak bu önemli detaya değinmek istedim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ızgara özelliği sayesinde az önce çektiğim vapuru tam ortaya alabildim ve telefoto lensiyle birlikte bayağı uzakta olsak bile gerçekten güzel bir görüntü çektim ama aslında fotoğrafı sadece çekmek değil, düzenlemek de bayağı önemli. Videonun ilerleyen kısımlarında fotoğraf düzenleme ile alakalı da önemli tüyolar vereceğim. Kendim sadece iPhone'un düzenleme araçlarını kullanarak fotoğrafları nasıl düzenliyorum bunu da göstereceğim ve fotoğraflarınızı çektikten sonra düzenleyerek çok farklı bir havada katabilirsiniz. iPhone'larda video kaydına hızlı bir şekilde başlamak için çok kolay bir kısa yol var ama birçok kişi bunu bilmiyor. Fotoğraf menüsündeyken fotoğraf çekme tuşuna basılı tuttuğunuz zaman iPhone otomatik olarak video kaydına başlıyor ve sonrasında parmağınızı buradan çekmek isterseniz de sağa doğru kaydırarak bunu sabitleyebiliyorsunuz ve video kaydımız hazır. Bu bizim nerede işimize yarayacak diyecek olabilirsiniz. Nerede işinize yarayacak? Mesela bir şeyin videosunu çekmek istiyorsunuz ama hızlı davranmanız gerekiyor. Telefonu cebinizden çıkarıp kamera arayüzünü açıyorsunuz ve video tarafına geçmektense direkt olarak fotoğraf modunda tuşa basılı tutarak video kaydını başlatabiliyorsunuz. Bu da ufak ama güzel özelliklerden bir tanesi. iPhone'la bir fotoğraf çekerken size tavsiyem tek bir lense bağlı kalmayın. Telefondaki diğer lensleri de deneyin. Yani iPhone 11 veya üzeri bir model kullanıyorsanız zaten ultra geniş açılı lense de sahipsiniz demektir. Ultra geniş açılı veya pro bir model kullanıyorsanız telefoto lens de kesinlikle deneyin ve mesela bir sahnede ana kamerayla bir fotoğraf çektiniz. İstediğiniz gibi çıkmadı diyelim. Aynı sahnede ultra geniş açıyla deneyin, telefoto lens de deneyin. Kesinlikle farklı ve güzel sonuçlar alacaksınızdır. Şu anda da ekranda tamamen aynı açıdan ama iPhone'un 3 farklı lensiyle çekilmiş fotoğraf örneklerini görüyorsunuz. Aradaki farkı zaten net bir şekilde göreceksiniz. iPhone'da bir portre fotoğraf çekerken kesinlikle dikkat etmeniz gereken nokta diyafram değeri. iPhone'la isterseniz ana kamerayla isterseniz de telefoto lensle portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve fotoğrafı çekerken veya sonrasında diyafram ayarını manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aslında iPhone sahneye göre buradaki diyaframı kendi otomatik olarak ayarlıyor ama siz fotoğrafı daha da güzelleştirmek için buradaki ayarı kendiniz yapmalısınız. Mesela ben arkaya manzarayı aldım ve bir portre fotoğraf çektim. Burada diyaframı f2 değerlerinde indirirsem manzarayı tamamen yok etmiş olurum. O zaman portrenin çok da bir anlamı kalmaz. Arka plan bulanıklığı artar ama bu sefer manzarayı kaybetmiş olurum. Bu tarz senaryolarda hem manzarayı hem de alan derinliğini kaybetmeden ortaya olmanız gerekiyor ki bu da genelde f4 veya f4.5 gibi değerler oluyor. Ama bu tabii ki bütün sahneler için geçerli değil. Mesela daha yakın çekimi portre aldınız ve arka planda aslında pek görülmeye değer bir şey yok. Sadece arka planın bulanık olmasını istiyorsunuz. O zaman f2 değerlerine doğru çekebilirsiniz. Bu değerlere dikkat ederek daha iyi portre fotoğraflar oluşturabilirsiniz. iPhone'lardaki live yani hareketli fotoğrafları biliyorsunuzdur. Aslında bu live modu sandığınızdan daha fazla işe yarıyor. Yani içerisinde farklı ayarları var ve live modu sayesinde çok farklı içerikler çıkarabiliyorsunuz. Bu live modunun sunduğu en güzel özelliklerden bir tanesi de uzun pozlama. Uzun pozlama tekniği biliyorsunuz profesyonel fotoğrafçıların kullandığı bir teknik ve ekstra hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan sadece iPhone'un live modunu kullanarak gündüz bile olsa uzun pozlama fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve bunu yapmak gerçekten çok basit. Telefonda live modunu açıp herhangi bir yerin fotoğrafını çekiyorsunuz ama hareketli bir yer olması daha iyi olur. Mesela ben denizin fotoğrafını çektim diyelim ama buradaki püf nokta uzun pozlama çekebilmesi için telefonu 2-3 saniye titretmeden durmanız. Yani fotoğrafı çekiyorsunuz ve o sırada 2-3 saniye telefonu sabit tutuyorsunuz. Sonrasında
Fotoğrafı düzenleme kısmından live efektlerinden uzun pozlamayı seçiyorsunuz ve işlem tamam. Bu teknikle birlikte çok farklı ve güzel fotoğraflar çekmeniz mümkün. Şimdi de iPhone 13 serisiyle birlikte getirilen iki önemli yenilikten bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki fotoğrafikstiller. iPhone 13 serisindeki tüm modellerde bu özellik bulunuyor ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPhone SE 2022 modelinde de var ama o cihaz tabii daha satışa çıkmadı ama hani o cihazı da satın alırsanız bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Fotoğrafı isterseniz daha canlı, sıcak veya soğuk şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya bütün ayarları manuel olarak da ayarlamanız mümkün. Yani hazır stiller dışında da fotoğrafın tonunu, sıcaklığını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede bulunduğunuz ortama ve çekmek istediğiniz fotoğrafa göre ayarları da manuel yapmanız mümkün. Bir diğer güzel özelliğim ise sadece iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan makro özelliği. Cihazla birlikte herhangi bir nesneye fazla yaklaştığınız zaman otomatik olarak makro moduna geçiyor. Duvardaki grafitlere biraz daha yaklaşalım. Şöyle gelelim, hala ana kameradayız. Biraz daha yaklaştığımız zaman artık evet makro moduna geçti. Şu anda ultra geniş açı kameradan alınan görüntüyü izliyoruz ve çok fazla yaklaşmama rağmen netleyebiliyor. Şöyle taşın bütün detaylarını net bir şekilde görebiliyoruz ve gerçekten bu özellik sayesinde iPhone 13 Pro ve Pro Max modelleriyle harika makro fotoğraflar çekmeniz de mümkün. Tabii ki iPhone 13 serisiyle birlikte gelen sinematik modu da unutmamak gerekiyor. iPhone 13 serisinden bir cihaz kullanıyorsanız yeni gelen sinematik modda da harika videolar çekmeniz mümkün. Sadece fotoğraf tarafında değil, video tarafında da bu sayede çok iyi işler çıkartabilirsiniz. Normal video modunda da çok güzel çekimler yapmanız mümkün ama sinematik modu sağladığı çok güzel avantajlar var. Sadece arka plana bulanıklaştırması değil, aynı sinema kameralarındaki gibi soft odak geçişleri yapmanıza imkan sağlıyor ve bu odak geçişlerini isterseniz videoyu çekerken, isterseniz de videoyu çektikten sonra yapabiliyorsunuz. Sadece profesyonel işler için değil, Instagram'da paylaşacağınız bir video için bile bu sinematik modu kullanabilirsiniz. Ve son olarak da çektiğimiz fotoğrafın düzenlenmesi. Ki bence en keyifli aşamalardan bir tanesi. Fotoğraf düzenleme için üçüncü parti farklı yazılımları da kullanabilirsiniz. Özellikle ben Adobe Lightroom'u çok fazla kullanıyorum ama son zamanlarda iPhone'la çektiğim fotoğrafların neredeyse tamamını iPhone'un kendi fotoğrafları uygulaması üzerinden düzenliyorum. iPhone'un fotoğrafları uygulamasını kullanarak çektiğiniz fotoğrafı saniyeler içerisinde harika bir hale getirebiliyorsunuz. Buradaki araçlar arasında parıldama özellikle benim favori efektim diyebilirim. Bu parıldama efekti. Bu parıldama efektinin yanında ışıkta alanlar, gölgeler ve kontrast gibi detayları da düzenleyerek çok daha güzel fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz ki şu anda da ekranda çektiğim bazı fotoğrafların ilk ve sonradan düzenlenmiş hallerini görüyorsunuz. Daha detaylı ve profesyonel renk ayarlamaları yapmak içinse dediğim gibi Adobe Lightroom tarzı uygulamaları tavsiye edebilirim ki kanalımda da Adobe Lightroom'la alakalı birkaç farklı video yapmıştım. O videolara da göz atabilirsiniz. Evet, bayağı bir dolaştıktan sonra bu videomuzun da sonuna gelebiliriz. Video ile alakalı düşüncelerinizi veya merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.